Kabineden yasakların geri gelmesini bekliyorum. Aşılanmayan insanlar evden çıkmasınlar. Yani aşı vurulmayanlara iş yerinde işte çalıştırılmasın. Yani bu korona sistemi de insanların kendi ürettiği, devletlerin kendi ürettiği bir sistem. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanında kabine toplanacak. Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gözden geçirilecek. Bakalım vatandaşlar kabine toplantısında neler bekliyor? Valla ben yasakların geri gelmesini bekliyorum. En azından cumartesi pazar gene aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Akşamlar gene kısıtlamaların gelmesi çünkü sayı yükseldi. Bir de okullar açılma dönemi. Şimdi çocuklar zaten geçen sene okula hiç gidemediler. O sıkıntı. Zaten evde stresten ailelerle çatışıyorlar. En azından şey olursa o zamana kadar 9. aya kadar yani en azından şey gene düşer. Çocuklar da rahatlıkla okula gidebilirler, ben o düşüncedeyim. Bir de bir an evvel çocukların aşı olmasından yanayım. Yani en azından liseye giden çocukların aşı olmasından yanayım ki bir an evvel yani üniversite hazırlık yapacaklar, ona benzer şeyleri var. Bir de gençliğin verdiği bir enerji var çocuklarda. Evde zapt edemiyoruz, tutamıyoruz yani. Onun için diyorum. Yani benim beklentim o. Herhalde yasak gelecek gibi tahmin ediyorum. Bekliyorum yani. Neden yasaktan gelmesini bekliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz? İlla ki gelecek yani. Çünkü yükseldi yani, şeyler yükseldi, vakalar yükseldi. Peki sizce hangi yasaklar geri getirilmeli? Hangi yasaklar geri getirmeli? Herhalde bazı yerleri kapatırlar gibi geliyor. Hangi yer? Öyle düşünüyorum yani. Yani restoranlar, ne bileyim, kafe, bar gibi. Buralar yani. Zaten şeyleri kapatmışlar, bu mesire yerleri kapanmış galiba. Vallahi yasakların bitmesi için önce 9. ayı geçirmemiz gerekiyor. Eylül ayı bitmesi gerekiyor ki yasaklar tekrar gelsin. Başka türlü yasaklar gelmez. Neden gelmez? Turizm amaçlı. Turizm için. Sizce yasaklar turizm için mi kalktı? Yok. Dünya genelinde insanlar biraz bir nevi olsun rahatlasın diye kalktı. Bu korona sayılarının düşmesinin sebebi de zaten odur. Yani orada sayılarda bir sıkıntı var zaten. Yani bilinçli yapışmış gibi mi geliyor bana? Yani sizler turizm sezonu bittikten sonra yasakların geriye geleceğini düşünüyorsunuz. Evet. Büyük ihtimal. Neden bunu düşünüyorsunuz? Çünkü geçen sene de aynısı oldu. Eylül ayı bittikten sonra yasaklar tekrar geldi. Başka bir açıklaması yok. Peki neden bu yapılıyor olabilir? İnsanları kısıtlama amaçlı. Yani 3. Dünya Savaşı'ndaki insanları korkutma amaçlı yaşanması gereken. Yani savaş olduğu zaman nasıl insanlar korkuyorsa... Bu virüs davası da aynı dava. Aynı şeye hizmet ediyor ikisi de. İnsanlar bir nevi korksun, bazı yasaklara uysun, yeni sisteme, geçiş sistemi için bir kurulmuş bir sistem bu. Yani bu korona sistemi de insanların kendi ürettiği, devletlerin kendi ürettiği bir sistem. Ben koronaya inanmıyorum bile, öyle diyebilirim. Yasakların gelmesini bekliyorum. Bayağı bir yoğunluk var, hastalıklar çoğaldı. Aynen bütün çok aileler ağlıyor bu konuda. Yani diyeceğim aşılanmayan insanlara yani bu söylediklerim aşılansınlar. Sizce hangi yasaklar geriye getirilmeli? Aşılanmayan insanlar evden çıkmasınlar. Bunları kesinlikle önermek isterim yani. Başka ne diyeyim yani? Peki aşı olmaktan çekinen vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Çekinmeyin. Çekinecek bir şey yok. Arkasında bir şey aramayın. Kötülük bir şey yok. Yani Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti bunu öngörüyor yani. Yapın diyorlar, bağırıyorlar ve bunu yapmayanlar için çok üzülüyorum. Aşı vurdurmayanlara, onlara bir şey gelsin yani, onlara bir yaptırma olsun onlara yani. Ya biz vurdurduk, ben ikisini de vurdurdum aşını. Niye? Devletimiz aşı getirtirmiş, ücretsiz yapılıyor. Yani devletimize karşı mı geleceğiz yani? Ne derse yapacağız. Yani yoksa yasak gelirse tekrar ekonomik olarak çok etkiler bizi. Zaten çok durumdayız. Kuyunun tam dibindeyiz. Batarız. Yani aşı vurulmayanlara iş yerinde işte çalıştırılmasın. Maaşları kesilsin. Bu gibi şeyler yapılsın yani. Onların cezasını biz niye çekelim yani ya? Biz bunu bekliyoruz. Kabineden neler bekliyorum? Kabineden yasakların geri gelmesini bekliyorum. Çünkü vaka sayılarında ciddi bir artış var. Tamam, Kayseri sarı renge döndü, güzel ama hiç kimse dikkat etmiyor. Görüyorsunuz. Yani işi olan da çarşıya çıkıyor, işi olmayan da çarşıya çıkıyor. Ben mecburiyetten çıktım inan. Keyfimden çıkmadım. Mecbur kalmasam çıkmıyorum zaten. Ama
Hiç ne sosyal mesafeye uyuluyor, ne maskeye dikkat ediliyor. Uyardığımız zaman da ters tepki alıyoruz. Onun için yasakların gelmesini istiyorum. Ve ciddi bir yasaklar istiyorum. Çünkü oğlum Eylül ayında okula başlayacak ve okulların açılmasını istiyorum artık. Ciddi bir eğitim sorunumuz da var. Üniversitelerin de açılmasını istiyorum. Yani onun için şimdiden tedbirimizi alırsak kışa daha rahat gireriz.